Kanal 23 ekranlarından yeniden iyi akşamlar değerli izleyenler. Yakın Plan programıyla karşınızdayız. Bu programımızda Hüseyin Gül'ü konuk edeceğiz. Kendisi Heylanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Şimdi aslında belki de çok da duyulmadı diyebiliriz evet. Heylan ismi ama yaş olarak oldukça ileri bir yaşta ve kültür olarak da baktığımızda hem bölge olarak geniş hem de sayı olarak da bayağı kalabalıksınız. Evet. Yalnızca çevrenizde tanınıyor olabilirsiniz ama bu kültürün biraz daha tanıtılması gerekiyor. Siz de bunun için bu derneği kurdunuz evet. Ve buna yönelik çalışmalarınızı yapıyorsunuz. 7. ayınızdasınız ama dernekten önce bir Heylanlıları, Heylan'ı tanımış olalım. Sizden evet. dinleyelim dernek başkanı olarak neler söylersiniz? Peki. Öncelikle teşekkür ediyorum bizlere bu imkanı tanıdığınız için. Hüseyin Gül, Heylanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanlığı görevini yürütüyorum. Öğretmenim, eğitimciyim ben aynı zamanda. Evliyim, 4 tane çocuğum var. Şimdi Heylan aşireti, Heylani Kebir eski ismiyle yani Büyük Heylan. Tarihini şöyle kısaca bir anlatayım. Heylan ismi bizim 13. kuşak öncesindeki Halil dedemizden geliyor. Halil dedemiz işte şu anki Gökdere bölgesi dediğimiz Palu, Bingöl ve Gökdere o bölgede bulunan günümüz ismiyle Büyükçaltı denilen o bölgeye geliyor, yerleşiyor. Diyarbakır Eğil'den geliyorlar buraya. Kendisi ve iki kardeşiyle birlikte geliyor Halil dedemiz oraya. Yani bu tarihlerle ilgili bize ulaşan soy secerelerinden bizim yaptığımız çalışmalar neticesinde bu bölgeye 1500'lü yılların sonunda geldiği kanaatine vardı. Buraya geliyor, iki kardeşiyle birlikte bu bölgeye yerleşiyor. Kardeşin biri ismi Hasan, biri Kubat. Daha sonra işte bu kardeşleri farklı bölgelere göç ediyor. Tabi o zaman göçebe bir hayat yaşıyorlar. Konar göçer bir hayat yaşıyorlar. Kardeşlerinden birisi işte şu anki Karakoçan Kiyi bölgesine gidiyor. Kubat kardeşi, Hasan dediğimiz kardeşi de işte Erzincan o bölgeye göç ediyor. Bizim şu anki işte Heylan aşireti dediğimiz Halil'in soyundan gelen insanların oluşturduğu büyük aile. Bizim büyüklerimiz mesela işte babalarımız, dedelerimiz bugünden tutarak işte Halil'e kadar 13 kuşak isimleri sayabiliyorlar. Yani İşte dedesi kim, dedesinin dedesi kim, tam Halil'e kadar 13 kuşak, 14 kuşak bu isimleri sayabiliyorlar. Yine büyüklerimize gelen yazılı soy secereleri vardı. Ve yine sözlü anlatım geleneği üzerinden bugüne kadar Heylan'ın tarihi hakkında bizler net bilgi sahibi olabiliyoruz. Şimdi Büyükçaltı yani Heylan Köyü Elazığ iline 128 kilometre uzaklıkta. İşte Palu'ya da 50-53 kilometre mesafede. Yani coğrafi olarak Bingöl'e daha yakın. Ama Elazığ'a bağlı bir köy. Halil buraya yerleştikten sonra şimdi mesela Osmanlı döneminde bazı tarihi belgeleri incelediğimizde burada işte Osmanlı döneminde yapılan nüfus sayımları var. İşte 1900'lü yılların başında yapılan nüfus sayımları var. Mesela 1841'lerde yapılan bir nüfus sayımında işte o zaman Gökdere nahiyesine bağlandı. Gökdere nahiye olarak geçiyor Osmanlı döneminde orada. Gökdere bölgesi nahiyesine bağlı köyler içerisindeki en kalabalık köy nüfus bakımında. İşte 1900'lü yılların başında yine yapılan bir nüfus sayımı var. Orada da yine bölgenin en kalabalık köyü. Tabii nüfus arttıkça bölgenin, köyün yerleşkesi mevcut nüfusa yeterli gelmiyor ve köyden göçler başlıyor. Şimdi Heylanlıların şu an hala hazırda 8-9 tane köyü var. Yani şimdi Heylanlıların şöyle bir özelliği var. Göç ettikleri köyleri satın alıp yerleşmişler. Yani oraya sığınmamışlar. Böyle bir yapımız var. Böyle bir özelliğimiz var bizim. Yani 1850'li yıllardan sonra göçler başlıyor. 1900'lü yıllardan sonra da toplu göçler başlıyor. Köyü satın almak nasıl oluyor? Yani şöyle mesela işte bizim yine Heylan köyü olan Kayalık köyü var. Mesela 1900'lü yıllardan birkaç aile Heylan'dan çıkıp gidip o köyü satın alıyorlar. Komple satın alıp oraya yerleşiyorlar. 9-10 aile. Yine Kuruca köyümüz, mesela Gazık köyümüz var. Bingöl'e bağlı.
Daha sonra oraya bir 10-15 tane aile gidiyor. Köyü satın alıyor komple. Oraya yerleşiyor. Yine aynı şekilde mesela Bingöl'e bağlı Mendü dediğimiz Bilaloğlu köyü. Yine oraya heyelanlar gidiyor, satın alıyor, oraya yerleşiyorlar. Yani bizim toplum olarak böyle bir yapımız var. Gittiğimiz yere sığınmıyoruz. Gittiğimiz yeri satın alıp yerleşmişiz. Bu şekilde 8-9 tane köy satın alıyor. Bazı köylerin tamamını, bazı köylerin de büyük bir kısmını satın alıyorlar. Ve bu şekilde nüfus dağılıyor o bölgeye. Yine o coğrafyaya, yani o Bingöl, Elazığ, Palu o bölgedeki coğrafyaya nüfus dağılıyor. Daha sonra işte nüfus, yani 1950'lerden sonra bu şehirleşme kültürünün başlamasıyla birlikte köylerden şehirlere göçler başlıyor. Özellikle Bingöl merkezi, Elazığ merkez, Diyarbakır, Malatya, ilçeler olarak işte Palu'ya bir kısım geliyor. Daha sonra Karakoçan, bu ilçelere de Heylan'dan göçler oluyor. Yani Heylan'ın tarihi bu şekilde. Bize ulaşan soy secerelerinde Heylan tarihi bu şekilde özetleniyor. Tabi Halil'in soyundan gelenler işte 5 tane çocuğunun soyundan gelenler olarak adlandırılıyor. İşte bu çocukların ismiyle alınıyor. İşte Halil dedenin İbrahim çocuğu var. İbrahim'in soyundan gelenler İrmonlar deniliyor. İşte Kubat çocuğu var. Kubat'ın soyundan gelenler Kubaton deniliyor. Bu şekilde işte anlatıla ve yazılı kaynaklarla birlikte, yazılı soy secereleriyle birlikte günümüze kadar bu tarih bize geliyor. Yani Heylan'ın tarihi bu şekilde. Dilini biraz konuşalım isterseniz. Dil olarak Zazaca konuşuyorsunuz. Evet, yani bölgenin insanı Zazaca konuşuluyor. Ana dili Zazaca. Yani bizim özellikle işte son nesilde bu Zazaca unutulmaya başlandı daha doğrusu. Özellikle bizim yeni genç nesil içerisinde. Ama dediğimiz gibi Heylan toplum tamamıyla Zaza bir toplum. Ana dili Zaza olan bir toplum. Hı hı. Evet. Şu an peki nerelerde ikamet ediliyor? Yani yalnızca Türkiye'de bu bölge içinde mi ya da yurt dışında ikamet edenler var mı? Şimdi şöyle, yurt içinde bahsettiğimiz şehirlerde yoğunlaştı. İşte Bingöl, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır bölgelerinde yoğunlaştı. Yurt dışında da çok yoğun bir nüfusumuz var. Mesela bizim şu an yurt dışıyla irtibat halindeyiz dernek olarak. Özellikle Almanya'da çok büyük bir nüfusumuz var. Ve Almanya'da bulunan heylanların hepsi de işletme sahibi insanlar. Büyük iş adamları, çok büyük çalışmalar yapan insanlar. Fransa'da aynı şekilde, Avusturya'da aynı şekilde yine heylanlar mevcut. Bunlarla da biz dernek olarak sürekli irtibat halindeyiz. Yani derneğimiz sadece yurt içinde ya da Elazığ merkezdeki heylanlarla değil, bölgedeki ve yurt dışındaki bütün heylanlarla irtibat halindeyiz. İlgi nasıl oldu? Biz bir dernek kurduk bir arada olmak için diye evet. Yurt dışındaki işletme sahipleriyle, heylanlılarla bir araya gelmek istediğinizde. Şimdi şöyle söyleyeyim, biz tabi bu derneğin kurulmasını 2 yıl öncesine gidelim. 2 yıl öncesinde biz arkadaşlarımızla, benim gibi işte eğitimci, iş adamı, 7-8 tane heylanlı arkadaşımızla bir araya gelip böyle bir oluşumun olması gerektiği kanısına vardık. Tabi bunu yaparken de sadece kendi görüşlerimizle değil, işte aile büyükleriyle, bizim kanaat önderlerimiz var, onlara danışarak bu kadar büyük bir ailenin, bu kadar büyük bir kültürün bir çatı altında nasıl toplayabiliriz, dernek kurulmasının faydaları, artıları neler, bunları değerlendirdikten sonra böyle bir sonuca vardık, böyle bir kanıya vardık ve 7 ay önce derneği kurduk. Yani 7 aylık bir geçmişimiz var dernek olarak. Şimdi derneği kurduktan sonra biz dedik ki, bizim büyük bir hedef, büyük bir amaç için biz yola çıktık. Bunu yapmak için de mutlaka ve mutlaka tüm heylanlılara ulaşmamız gerekiyor dedik. Az önce bahsettiğim o bölgedeki tüm heylanlılara aşağı yukarı gittik. Yani işte Bingöl'deki köylerimizden tutun da işte Malatya'ya kadar, işte Karakoçan, Elazığ, Malatya'ya kadar köylerimizde, ilçelerde, illerde toplantılar yaptık. Gitmeden 2-3 gün önce işte bilgilendirme mesajı atıyorduk. Oradaki heylanlarla irtibata geçiyorduk. Toplantı yeri ayarlanıyordu ve o an orada olan, müsait olan, gelen tüm heylanlarla bir araya gelerek derneğimizden bahsettik, amaçlarımızdan bahsettik, gayemizden bahsettik. Ve şunu gördük, heylan toplumu tabii bu dernek dışında kültürel olarak, sadece kültürel olarak değil, akrabalık bağıyla bağlı bir aile bu topluluk. Böyle bir artı tarafı da var.
Böyle olunca da dernek olarak bunları bir araya getirmemiz, bu büyük aileyi bir araya getirmemiz çok daha kolay oldu, çok daha rahat oldu. Ve görüştüğümüz bütün bu aşiretin mensupları bu işin gerçekten elzem olduğunu ve mutlaka mutlaka derneğin olması gerektiğinden bahsedildi. Derneği kurduk, daha sonra dediğimiz gibi toplantılar, insanları bir araya getirdik ve daha sonra üye çalışmalarına başladık. Bingöl'den işte Malatya'ya kadar bu bölgede bulunan bütün heyelanlar üyelik formları istediler bizden ve biz üyelik formlarını verdik. Şu an binlerce üyeye ulaştık. Bu şu bizim, an kaç üyeniz var? Şu an bizim resmiyette 1700 küsur üyemiz var. Tabii üyelik formu bize gönderip hala üyeliğini yapamadığımız insanlar var. Yani binlerce form ulaştı bize. Şimdi resmi üyeliğin yanında bizim bir de mesaj üyeliğimiz var. Bu mesaj üyeliğine de binlerce insan şu an kayıtlı. Yani şöyle, bizim mesela bir taziyemiz olduğunda bizim üyelik sistemimiz var. İşte sisteme giriyoruz, şu tarihte şu kişi vefat etmiş şeklinde mesaj atıyoruz. Anında tüm heyelanlar haberdar oluyor. Ya da çok önemli, onun dışında farklı bir etkinliğimiz oluyor, bir çalışmamız oluyor. Anında mesaj gönderiyoruz. Tüm heyelanlar anında haberdar oluyor. Bunun yanında işte sosyal medya hesaplarımız var. Burada bizim yaptığımız çalışmaları, etkinlikleri paylaşıyoruz. Mesela neler yapıyorsunuz? Neler yapıyoruz? Şöyle anlatayım. Şimdi biz öncelikle bu gezilerimizde, bu ziyaretlerimizde, şimdi bizim toplumumuzun mesela çıkış noktası kırsal bölgeler, köyler. Buralardan başladık özellikle. 8-9 tane köyümüze gittik. Hala gitmemiz gereken 2-3 tane daha köyümüz var. Buradaki insanlarla bir araya geldiğimizde bizim bir dosya oluşturduk. Yani bizim köylerimizin ne tür eksiklikleri var, ne tür sıkıntılar var. Köyde yaşayan insanlarımızın, işte köyümüzün sulamayla alakalı ya da hayvancılıkla alakalı ya da yolla alakalı ne tür sıkıntıları var. İşte tek tek not ettik, tek tek bir dosya oluşturduk. Daha sonra bu sıkıntıları, bu problemleri mesela biz ilgili mercilere ilettik. Muhtarlarımızla birlikte tabii. Muhtarlarımızla birlikte atıyorum işte bizim bir köyümüzün yol sıkıntısı var. Bunu biz ilgili merci işte valilikse valiliğe, ili özel idare ise idareye, belediye ise belediyeye bunun evraklarını hazırlayıp böyle bir sıkıntı olduğunu bildirdik ilgili mercilere. Ve tespit ettiğimiz bu eksiklikler, bu sıkıntıların pek çoğu gündeme geldi. Pek çoğu ilgili merciler tarafından dikkate alındı. Ve çözüme ulaşma noktasında da şu an çok ciddi mesafeler kaydettik. Bunun yanında mesela bizim okuyan büyük bir genç kesimimiz var, üniversite öğrencilerimiz var. Biz üniversite öğrencilerimizin işte barınma konusunda, burs konusunda yardımcı oluyoruz. Şu an 26-27 tane üniversite öğrencilerimiz, bu 7 aylık kısa süre içerisinde üniversite bursu veriyoruz şu an, burs veriyoruz. Bunun yanında mesela ihtiyaç sahibi insanlarımız var, onların ihtiyaçlarını giderme konusunda yardımcı oluyoruz. İşsizlik nedeniyle sıkıntı yaşayan gençlerimiz var. Bize başvuruda bulunanları bizler dernek olarak ulaşabildiğimiz yerlerde bunların bu sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. En önemli nokta da şu, aslında bizim dernek olarak kurulmamızın en önemli noktası şu, şöyle ifade edeyim. Aslında bu 500-600 yıllık bir tarih, yani bir kültür. Şimdi ülkemizde çok farklı kültürler, çok farklı inanışlar, çok farklı gelenekler var. Bu bizim milletimizin, bizim ülkemizin bir zenginliği aslında. Heyelan toplumunun içerisinde de işte ben kendi ailem için düşündüğümde, kendi aşiretim için düşündüğümde çok farklı gelenekler var, görenekler var. Özellikle şehirleşme hayatı başladıktan sonra bizim bu geçmişe dönük kültürel zenginliklerimiz, geleneklerimiz, yaşam biçimimiz çoğu unutulmaya yüz tuttu. Asıl amacımız bu sahip olduğumuz bu zengin kültürü bizden sonraki gelecek nesillere, çocuklarımıza aktarabilmek. Bu akrabalık bağının bitmesini engellemek. Bu birlikteliğin bitmesine engel olmaktır. Bizim asıl amacımız, gayemiz bu. Yani bizden önceki büyüklerimiz, babalarımız, dedelerimiz arasında mesela heyelan toplum içerisinde çok ciddi bir dayanışma vardır. O dayanışmayı biz gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz aslında. Gençlerin ilgisi nasıl bu noktada derneğe? Gençlerin ilgisi şöyle, biz dernek olarak özellikle gençlere yoğunlaşmaya çalışıyoruz şu an. Yani derneğin altyapını sağlam oluşturduktan sonra, o oluşumu tamamladıktan sonra, şubeleştikten sonra özellikle gençlerimize yoğunlaşmaya çalışacağız. Çünkü
Şu an bizim gördüğümüz, yani bir eğitimci olarak da ben aslında olaya biraz bakıyorum. Gençlerimiz arasında çok ciddi sıkıntılar, problemler var. İşte şehir hayatı içerisinde, işte şehrin o kozmopolit kültürü içerisinde gençlerimiz ciddi bir kültürel yozlaşma yaşıyor. Geçmişiyle ciddi bir kopukluğu var maalesef. Geçmişini bilmeden geleceğe de yürüyemezsin. Geleceğe de sağlam adımlarla adım atamazsın. Bu sorunları, bu gençlerimizin yaşadığı bu buhranı, bu sıkıntıları, bu problemleri de ancak işte sivil toplum örgütü. Tabii bu konuda devletimizin de çok ciddi çalışmaları var. Bunun yanında çok farklı sivil toplum örgütleri ve STK'ların yaptığı çok güzel çalışmalar var gençlere yönelik. Bu şekilde el birliğiyle inşallah geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için sosyal kültürel faaliyetlerin yanında işte bu bahsettiğimiz kültürel değerleri de kazandıracak çalışmaları mutlaka yapacağız diyoruz. Bizim mesela az önce siz sordunuz ne tür çalışmalar yapıyorsunuz. Mesela işte dedim ya bizim gezdiğimiz toplumumuzun içerisinde işte köylerimizin sıkıntıları, problemleri vardı. Mesela Heylan toplumunun işte biz daha önceki katıldığımız programlarda da bahsettik. Şu an bizim Heylan köyünün olduğu bölgede işte komşu köyleri var. Mesela Gemtepe, Kırkbulak, işte Akyürek, Bölük Elma gibi. Bunların hepsinin ilgilenen bir yol problemi var. Mesela kalıcı bir yol hala sağlanamadı orada. Ulaşımda ciddi sıkıntılar var o bölgede. Biz dernek olarak ilerideki süreçte inşallah bu köylerimizi de ziyaret edeceğiz. Bu köylerimizin derneklerini de ziyaret edeceğiz. Çünkü birlikten güç doğar. Biz birlik olabilirsek o bölgedeki diğer köylerle eminim ki oradaki o bölgedeki sorunlar, problemler çok daha rahat, çok daha kolay bir şekilde çözülür. Burada birlikteliğin önemi çok çok büyük. Mesela yine bizim Heylanların işte ortak bir değeri olan bizim bir yaylamız vardı. Daha önce yine bahsetmiştik. Haydar Yaylası. Burası bizim bir eski yerleşim yerimiz. Mesela yöresel ağzıyla, yöresel ifadeyle işte Laygırt derlerdi. Eski bir yerleşim bölgemiz orası. İşte 90'lı yıllarda güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı burası. Nerede kalıyor tam olarak? Nerede kalıyor? İşte yine o bahsettiğim bölgede Palu ile işte Bingöl arasındaki bölgede kalıyor bu yayla. Bu yayla bir de bu Heylan'ın bahsettiğimiz 7-8 tane köyün tam ortasında. Yani her Heylan'ın mutlaka işte gidip görmek istediği bir yer aslında burası. Çünkü bizim büyüklerimiz, atalarımız, dedelerimiz burada yaşamış, burada yaylaya gitmiş, burada hayvan otlatmış, burada yaşamış, burada ekmiş, biçmiş. Bu bizim bir ortak değerimiz. Mesela buraya işte biz gitmek istiyoruz ama yolumuz yok. Yaylanın yolu yok. Mesela bak şu an yanımda işte onlarca tapu var. Devletimizin bize verdiği işte tapu senetleri var. Orada bizim arazilerimiz var, arsalarımız var, ekip biçmek istediğimiz. Ama yol olmadığı için bunların hiçbirini gerçekleştiremiyoruz. Mesela biz işte dernek olarak ne yaptık? Bu yolun haritadan görüntülerini çıkardık. Bunları çizdirdik. İşte bunları en son ne yaptık? Muhtarlarımızla birlikte özel idareye teslim ettik. Dedi ki bizim burada böyle bir yaylamız var ve yaylaya gitmek isteyen, orada hayvan beslemek isteyen, orada üretim yapmak isteyen insanlarımız var. Bu insanlarımızın böyle bir talebi var ve burası da işte 6-7 kilometrelik bir mesafe. Gerekli başvurularımızı yaptık. İnşallah ben inanıyorum en kısa zamanda bu yol açılacak. Bu yol açıldığı takdirde de 7-8 tane köyü birbirine bağlamış olacak. Mesela işte bu geçen yaz orada bizim yaylaya giden yaşlı bir teyzemiz vefat etmişti. Yol olmadığı için 4-5 saatlik yolla mesafeden cenaze çevrilip köye getirildi. Halbuki bu yol olsaydı yarım saat içerisinde köye kavuşulmuş olacaktı. Coğrafya kader olmaktan çıkmıştır. Devletimiz bu imkanlara sahiptir. Ben eminim ki en kısa zamanda da bu yolumuz açılacaktır. Yine mesela köylülerimizde özellikle işte Kayalı köyünde bir sulama sorunu sıkıntısı var. Mesela su var ama suyu köye getirecek altyapı yok. Bununla ilgili taleplerimiz oldu, başvurularımız oldu. Şu an ne aşamada o talepler? Şu an ne aşamada? Mesela yolla ilgili en son özel idareyle yine görüştüğümüzde, ilgili mühendis arkadaşımızla görüştüğümüzde yolun krokisi çizildi. Yani nereden geçecek, nasıl açılacak bunu çizildi.
En son işte Kovancılar'a bağlı olduğu için, bu yolun güzergahı Kovancılar Kaymakamlığı'na bağlı olduğu için oradan işte bir yazı talebinde bulunacaklar. O yazı geldiği takdirde işte bu yol köydes kapsamında yapılacak şeklinde bir yazı verilecek. Yazı da verildikten sonra inşallah bu ilkbaharda yolun açılacağını söylediler. Tabii yol açıldığı takdirde işte bizim o bölgede mesela arıcılıkla uğraşan pek çok köylümüz var. Binlerce arı kovanı var. Bu ciddi bir geçim kaynağı onlar için. Şu anki geçim kaynaklarını da biraz konuşalım değinmişken. Tabii ki. Yani hayvancılıkla hala uğraşıyorlar mı daha çok? Tabii yani o bölge halkı hayvancılıkla uğraşıyor. Tabii eskisi kadar yoğun olmasa bile yine orada yaşayan insanlar hayvancılıkla uğraşıyor. Mesela ciddi bir bal üretimi var. Orada binlerce arı kovanı var. 10-15 tane aile, bu sadece bu bizim köylerimizde. Hatta 20'ye yakın aile sadece bal üretimiyle geçimini sağlıyor. İşte bu yolu açabilirsek mesela biz diyoruz ki biz orada şimdi oranın bitki örtüsü çok zengin. Bal üretimine çok elverişli bir bölge. Yani biz orada işte yaylada yayla balı üreteceğiz. Çok kaliteli bir bal üreteceğiz. Bu da bölge halkının geçimine çok ciddi bir katkı sağlayacak. O yüzden burası bizim için çok önemli. Mesela o eski yerleşim yerimiz olan mezramızda daha önce 10-15 tane aile oturuyordu. Evleri vardı. İşte yol açıldığı takdirde bu insanlar diyor ki ben gidip orada ev yapacağım. Tarlam var, ekip biçeceğim diyor, hayvan besleyeceğim. Bu da ekonomiye bir katkıdır, üretimdir yani. Tabii. Buna da devletimizin kayıtsız kalacağını düşünmüyorum. Yani inşallah ilkbaharda o yolu açacağız. Bölge halkı hayvancılıkla uğraşıyor. Hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Tabii az önce bahsettik ya işte yurt dışında bizim büyük bir nüfusumuz var. Yurt dışından ciddi bir gelirleri var. İşte her ailede mutlaka yurt dışında çocukları var. Orada iş yerleri var, çalışıyorlar. Bir de biz mesela heyelan toplumu olarak kazandığımızı kendi yaşadığımız bölgeye yatırırız. Kendi yaşadığımız bölgede harcarız biz. Yani işte farklı kültürlerde, farklı bölgelerde işte gidip sahil kenarında o parayı harcamayız. Heyelan toplumu kazandığını kendi şehrinde harcar, kendi şehrinde yatırımını yapar. Bu bakımdan da hem yaşadığımız şehrin ekonomisine, kültürüne katkısı olan bir toplum. Bizde mesela şöyle bir şey de var. Bizim bir taziyemiz olduğunda insanlar bir araya gelir. Dayanışma içerisindedir. Acı paylaşılır. Acılar paylaştıkça azalır. Binlerce insan bir araya gelir. Mesela Elazığ'da bir taziyemiz olduğunda Elazığ'dan, Bingöl'den, Malatya'dan, Diyarbakır'dan, köylerden insanlar gelir mutlaka. Taziye kültürü bizde çok geliştir. Düğünlerde hakeza aynı şekilde, işte bir hastamız olduğunu yine aynı şekilde insanlarımız arasında ciddi bir dayanışma vardır. Tabii bu dayanışmaya derneğin katkısı ne oldu? Bu dayanışmaya aslında çok olumlu yönde bir katkısı oldu. Bu mesela ben daha önce işte hiç tanımadım heylanlarla tanıştım. Yüzyıllar önce atıyorum işte 150-200 yıl önce heylandan ayrılmış, göç etmiş ailelerle tanıştım. Onlar da mutlu olmuştur. Tabii ki. Yani derneğin kurulduğunu duyduktan sonra bizimle irtibata geçtiler. Biz de heyelanlıyız dediler. Bizleri davet ettiler. Biz gittik. Onlar geldiler dernek açılışımıza. Derneğimizi daha sonra ziyarete geldiler. Yüzyıllar önce oradan çıkmış ama hala ben heyelanlıyım diyebiliyor. O özünü kaybetmemiş, yitirmemiş insanlar. Hı hı. Bu şekilde ulaştığımız yüzlerce insan oldu. Mesela Karakoçan Kiğ bölgesindeki işte ayrılan o heyelanlarla irtibata geçtik. İşte yine aynı şekilde Erzincan bölgesine göç eden heyelanlarla irtibata geçtik. Bu şekilde böyle gittikçe büyüyen, gittikçe üye sayısı artan, gittikçe gücü daha da artan bir dernek haline geldik. Ve buradan da çok mutluyuz. Çünkü insanlara dokunabiliyoruz. İnsanların sıkıntılarını dinliyoruz. Çoğu sıkıntıyı biz kendi aramızda çözebiliyoruz zaten. Heyelan toplumun böyle bir gücü de var. Çoğu problemi kendi aramızda çözebiliyoruz. Maddi ve manevi. Bizim mesela işte herhangi bir sosyal problemimizde, sıkıntımızda bizim aile büyüklerimiz var, kanaat önderlerimiz var. Onlarla mutlaka danışırız, onlarla mutlaka bir araya geliriz. Yönetim kurulunun yanında bize gerçekten yol gösterici olan böyle değerlerimiz var, böyle büyüklerimiz var. Bunlar da bize çok büyük katkı sağlıyor. Peki şu an sayıları ne kadar toplamda baktığınızda hiç araştırdınız mı? Genel nüfusu mu diye soruyorsunuz? Evet, evet. Şimdi şöyle,
Bundan yaklaşık bir 4-5 yıl önce bir çalışma yapıldı. Yani ne kadar heyelanlı var burada acaba diye. Yerel imkanlarla bir çalışma nüfus sayımı yapıldı ve 36 bine kadar bir nüfus sayımı yapıldı ama tamamlanamadı. Yani o tahmin olarak %70-80'ine kadar bir nüfus sayımı yapıldı. Ama bazı sebeplerden dolayı o nüfus tamamlanamadı. 36 bine kadar sayıldı nüfus. Şimdi bizim derneğimizin en büyük amaçlarından, en büyük gayelerinden biri de bu. Mevcut şu anki heyelanlı nüfusu ne kadar onu tespit edebilmek. Bununla ilgili de bir çalışmamız var. Nasıl bir çalışma? Şimdi bizim mesela soy secerelerinden gelen aileler belli. Ailelerin isimleri belli. Biz bu ailelerden belli olan bu ailelerden birer temsilci belirliyoruz. Bunun hazırlığı içerisindeyiz yönetim kurulu olarak. Birer temsilci belirledikten sonra nüfus sayımını yapacağız. Yani aile aile o soy secerelerinde işte hangi aileden kaç tane çocuk var, kaç tane farklı aile oluşmuş. Bunları tespit edip bu şekilde bir nüfus sayımı yapmayı düşünüyoruz. Bu belki uzun sürecektir, belki bir yıl, iki yıl sürecektir ama bunu yapacağız Allah'ın izniyle. Yani net bir nüfusun ne kadar olduğunu kesinlikle belirlememiz lazım. Ama 36 bindi şu an, çok ciddi bir rakam. Şimdi geniş bir aile ve çok uzun zaman yaşamış bir kültürden bahsediyoruz. Biraz evet. Kültürü hakkında da konuşalım, heyelanlar hakkında. Neler söyleyeceksiniz? Giyinme ya da yemekleri olabilir, evet. Ya da yöresel kıyafetlerin yanında başka neler var sizin bahsedebileceğiniz? Şimdi şöyle, yani bizim heyelan toplumu tabii kırsal bölgeden gelen bir toplum. Hala kırsal bölgeyle sürekli bağı olan, iç içe olan bir toplum. Giyim kuşam olsun, işte gelenek görenekler olsun, aslında bu bölgenin çevre halkla benzer kültür, benzer, çok benzer yönleri çok fazla. Ama özellikle mesela kırsal bölgedeki bizim nüfusumuz içerisinde hala o eski gelenekler yaşatılır. Sahip olduğu değerleri mutlaka yaşatmak anlamında pek çok çalışma yaparlar. Nasıl mesela işte köydeki hayatta şunu söyleyeyim. Yıllar önce, mesela 50 yıl önce, 60 yıl önce, 100 yıl önce atasından, dedesinden, babasından gördüğü hayatı olduğu gibi yaşıyor. Belki teknik imkanlar konusunda farklılıklar oluşmuştur eski hayatla yeni hayat arasında. Ama hala o kültür vardır. Mesela işte büyüğe saygı konusunda çok ciddi bir bağlılığımız var. Ona, aile büyüklerine karşı ciddi manada bir bağlılığımız var. Mesela işte bir köyde bizim bir büyüğümüz varsa, bir kanaat önderimiz varsa, köyle ilgili genel bir mesele varsa, o mesele eğer ona danışılmışsa, bir fikir öne sürmüşse, bu iş böyle olacak demişse, toplum ona uyar, toplum onu kabul eder. Ve şu hep şöyle olmuştur, bizim büyüklerimizin, bizim kanaat önderlerimizin verdiği kararlar da hiçbir zaman heyelanı zarar görmemiştir. Öngörüleri çok geniştir o insanların. Yaşadıkları hayat, hayata dair edindikleri tecrübeler, doğru karar verme noktasında çok ciddi katkılar sunuyor. Bu insanların mesela verdiği kararlar heyelan toplumunda hep olumlu yönde etkilemiştir. Bizim mesela yeni nesil içerisinde her yerde olduğu gibi bazı değişiklikler, farklı kültürlerle tanışıp hayat tarzlarında bazı değişmeler, bazı farklılıklar ortaya çıkmıştır. Ama özünde şunu söyleyebilirim, hala o duygu vardır, hala o his vardır. Yeri geldiğinde de bunu söyler, hiç çekinmez gençlerimiz. Yaşam tarzları bu şekilde, yani genelde işte kırsal bölgedeki köy hayatındaki yaşam tarzı. Evet. Kendilerine özgü yemekleri vesaire. Tabii var ki. Mı? Bizim peki? Mesela şöyle bir şey, aslında bunlar bir plan dahilinde gerçekleşecek. Bizim sosyal medya hesaplarımızdan biz mesela bazen canlı yayınlar yapıyoruz. İşte büyüklerimizle, aile büyüklerimizle, iş adamlarımızla, bu işe meraklı olanlarla, mesela yazarlarımız var. Devletin farklı mercilerinde belli pozisyonda olan insanlarımız var. Bunlarla canlı yayınlar yapıyoruz. Mesela o canlı yayınlardan içinde önümüzdeki dönemde bizim mesela sahip olduğumuz işte yemek kültürünü tanıtacak programlar yapacağız. Ondan sonra işte bizim mesela geçmişe, günümüze taşıyabildiğimiz
Geleneklerimiz, göreneklerimiz, oyunlarımız var. Bunları tanıtacağız. Halk oyunları. Halk belki oyunları. Belki ağıtlar vesaire. Tabii ki ağıtlarımız var mesela. Tabii bu ağıtların çoğu Zazaca oluyor. Ana diliyle oluyor. Bunları tanıtacağız inşallah. Çünkü bunların da aslında yok olmaması için bir kesinlikle an önce toplanması da gerekiyor. Kesinlikle. Çok kıymetli bir yani çalışma. Yani bunlar çok kıymetli, değerli bir şeyler. Yani sizi siz yapan değerler bunlar. Geçmişinizle bağınızın kopmaması lazım. Ben bir baba olarak, bir ebeveyn olarak kendi çocuğumun geçmişiyle kopuk yaşamasını kesinlikle istemem. Ana dilini unutmasını kesinlikle istemem. Yaşam tarzını, inançlarını unutmasını kesinlikle istemem. Amacımız, gayemiz zaten bu. Bu değerleri bir araya getirebilmek. Nasip olursa inşallah önümüzdeki dönemlerde dediğimiz gibi bizim kültürümüze ait ağıtları, bizim kültürümüze ait şiirleri, bunları yazılı hale döküp mesela büyüklerimizin işte bildiği sözlü gelenek üzerinden bugüne kadar pek çok ağıtımız var. İşte türkü var, ninni var. Bunları bizler inşallah bir araya getireceğiz. İlerleyen dönemde bunlar biraz zaman alacak ama bunları biz bir araya getirip yazılı hale getirip bir kitap haline getirmeyi de düşünüyoruz. Belki izleyenler vardır aralarında, heyelanlı olanlar ve sanatla da uğraşanlar varsa bu konuda dernek olarak sizlere belki yardımcı olabilirler buradan izlerlerse eğer. Tabii ki. Yani o yönde çalışma yapan insanlarımız var. Mesela heyelanın tarihiyle alakalı kitap çalışması da önce yapıldı. Bitirildi hatta. Onun yanında yine var bizim yazarlarımız, hala çalışması devam eden insanlarımız var. Heyelanın tarihi, kültürü, işte az önce sizin bahsettiğiniz yemekleri, gelenekleri, görenekleriyle alakalı çalışmalar hala devam ediyor. Onlar inşallah en kısa zamanda kitap haline dönüştürülecektir diye düşünüyorum. Şimdi büyüyorsunuz ve büyüdüğünüz müddetçe de dernekleşmeyi de biraz daha işte şubeler açarak genişletmek istiyorsunuz aslında. Evet. Bu konuya biraz değinelim isterseniz. Böyle bir düşünceniz var mı? Neler yapmayı planlıyorsunuz? Şimdi şöyle, bizim mesela derneğimizin oluşumu tamamladık sayılır. Tamamladıktan sonra bizler Elazığ'da büyük bir program planlıyoruz şu anda. Muhtemelen önümüzdeki ay içerisinde olacak bu büyük program. Yani hem Elazığ merkezde hem çevre şehirlerden katılımın olacağı, tüm heyelanları bir araya toplayacağımız bir salon programı planlıyoruz. Bu salon programından sonra da az önce yine değinmiştim, kuruluş amaç aşamasında amaçlarımızdan birisi de işte derneğin şubelerini açmak. Gittiğimiz şehirlerde, gittiğimiz ilçelerde görüştüğümüz heyelanların hepsinin talebi de bu. Mutlaka derneğimizin şubeleri olmalı. İşte Bingöl'de, Karakoçan'da, Malatya'da, hatta İstanbul'da mesela heyelanlar var. Onların da böyle bir fikri var. Avrupa'da mutlaka bir şube açmayı düşünüyoruz. Hatta bu hafta içerisinde Almanya'daki heyelanlarla işte bir programımız var. Canlı yayın programımız yine olacak onlarla, dernek sayfamız üzerinde. Bu konuyu konuşacağız. Yani şubeleşmeyi nasıl gerçekleştirebiliriz? Çünkü şubeleri açarsak bizler birbirimize çok daha sağlam bir irtibat kurmuş olacağız. Birbirimizden daha haberdar olacağız. Derneğimiz daha da güçlenmiş olacak. Ama şu dediğim gibi, yani Elazığ'daki programları bitirdikten sonra ilk hedefimiz bu bahsettiğimiz yerlerdeki nüfus yoğunluğumuzun olduğu yerler, il ve ilçelerde derneğimizin şubelerini açmak. Evet. Farklı dernekler kuruluyor mu ya da kurulacak mı? Bununla ilgili bir bilginiz var mı? İlk ve tek siz mi kuruldunuz dernek olarak, bir o konu yani şöyle, mesela köy dernekleri var. Şimdi Elazığ'da toplamda 620 küsür dernek var. Dernek ve STK var. Bazıları çok aktif, sağdalar. Yani kuruluş amacı çerçevesinde etkinlik yapan pek çok dernek var. Bu derneklerle ilişkileriniz nasıl peki? Derneklerle ilişkimiz şu şekilde. Mesela bizim hepsiyle hemen hemen irtibatımız var. Ama bizim işte yeni kurulduğumuz için bu kuruluş aşamasını, o oluşumu tamamladıktan sonra az önce de bahsettim. Mesela bizim özellikle o köylerimizdeki çevre köylerle mutlaka irtibat halinde olacağız. Mutlaka bir araya geleceğiz. Çünkü o bölgedeki sıkıntıları biz ancak birlikte çözebiliriz. Zaten işte heyelanın etrafındaki köyler olsun, işte kayalığın etrafındaki köyler olsun, bunlar yüzyıllardır birlikte yaşayan komşu köyler. Bazen mesela aralarında sıkıntı olmuştur ama hala yüzyıllardır bir araya gelmişlerdir, kız alıp vermişlerdir.
bir şekilde bir bağ kurmuşlardır. Onlarla da mutlaka derneğimiz bir araya gelecek. Bölgenin sorunları, onların sorunları neler? Birlikte nasıl çözebiliriz? Bunun istişarelerini mutlaka yapacağız diyorum. Şimdi süremizin sonuna doğru geliyoruz yavaş yavaş. Son sözleriniz neler olur? Tabii ki kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Hem gençlerin bu aslında kültürü unutmaması, birlik içerisinde devam etmesi, o birliği sürdürmesi, hem daha çok büyümeniz ve tabii ki bu birliktelikle beraber ihtiyacı olanlara, sorunu olanlara da bir yerde ulaşmak ve o sorunları da gidermek istiyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz bu anlamda bizi izleyenler varsa dernek üyelerine? Evet, şimdi şunu söyleyeyim. Büyük bir aile, özellikle az önce yine bahsettim, değindim. Tek amacımız, gayemiz bizim bu kültürü yaşatmak, bu birlikteliği daha güçlü hale getirmek, gelecek nesillere bu akrabalık bağını anlatmak, bu kültürel değerleri taşımak amacımız, gayemiz bu. Tabii Heylan toplumu bugüne kadar hiçbir zaman, yani her zaman kendisine verilen sözü şu şekilde izah edeyim, kendisine destek olanlar hiçbir zaman yüzüstü bırakmamıştır. Heylan toplumu bu bölgede yüzyıllardır yaşıyor. Bu aile yüzyıllardır bu bölgede yaşıyor. Mesela şehirde, mahallelerde yaşayan, mahallelerde yoğun olduğumuz şehrin mahalleleri var. O mahallelerdeki toplumumuzun mesela bize ilettiği muhtarlar aracıyla birlikte gidip yerinde gördüğümüz eksikliklerimiz var. Sıkıntılarımız var. Yani bu toplum kendisine verilen sözden tutulmasını istiyor. Bu sıkıntılar gerek şehir merkezindeki mahallelerdeki sıkıntılarımızın, gerek köylerdeki sıkıntılarımızın giderilmesini istiyor. Ve Heylan toplumu bu sıkıntıları, bu problemlerle ilgilenen yerel yöneticilerle, sivil toplum örgütleriyle iç içedir, yanındadır. Bizim talebimiz bu şekilde. Dernek olarak bunları biz zaman zaman gündeme getireceğiz. Bu sıkıntıların takipçisiyiz. Özellikle dediğimiz gibi az önce mahallelerdeki eksiklikler, şehir merkezindeki eksikliklerimiz, insanlarımızın yaşadığı sıkıntıları ara ara işte gündeme getiriyoruz. Hem dernek sayfamızdan hem basın yayın yoluyla bunları dile getiriyoruz ve bunların takipçisi olacağız. Biz yüzyıllardır bu topraklarda yaşıyoruz. Yüzyıllardır bu coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyanın insanlarıyız. Şehrimizi seviyoruz. Şehrimize sahip çıkıyoruz. Tek amacımız, gayemiz işte bu kültürü, bu birlikteliğin devamını sağlamak. İnşallah da yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte ilerleyen dönemlerde bu yönde, bu amaç uğruna çalışmalarımız olacak, faaliyetlerimiz olacak diye bu şekilde izah edeyim. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı tanıdığınız için tekrardan tüm Heylanlar adına sizlere teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz ve çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Değerli izleyenler, Yakın Plan programının sonuna geldik. Hüseyin Gül bizlerle birlikteydi. Heylanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı kendisi. Hem derneği tanıdık hem de Heylanların kültürünü, tarihini dinledik kendisinden. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.